Merhaba arkadaşlar. Eren diye bir arkadaşımız Dayelim S3 için 4 mevsim orta segment ekipman önerisi istemiş. Bir de Ahmet diye bir tane arkadaşımız 3000 TL güncel full ekipman yapar mısınız demiş. Tabii ki yaparım. Zaten onun için buradayım biliyorsunuz. İlk önce kastan başlayalım. LS2'nin Vector Evo'larını daha önceden tanıtmıştım. Bunu yakından göstereyim size. Neden bunu LS2 bazen arkadaşlar tercih etmiyoruz diyorlar. O yüzden de ekstra bir kas daha çıkarttım veya yine Shark'ın orta seviye kaslarından alabilirsin. Veya işte Bell Qualifier alabilirsin. Ben bunu öneriyorum çünkü fiber bir yapıya sahip. Geniş bakış açısı var, burun pedi var, çene pedi var. Ön tarafında şöyle açılabilen bir yapısı var. Hava kanalı var, üst hava kanalı var. Spoiler'ın hemen altında bir hava kanalı daha var. Şöyle yukarı itince açılıyor. Bu ECE 2205 sertifikasına sahip 1300 gramlık bir kask. İç pedleri gerçekten iyi ve mikrometrik bir bağlantıyla bağlanan, güneş vizörü olan, pin lock bağlantısı olan, güneş vizörü de şuradan inip kalkıyor bir kask. Gerçekten iyi bir kask ve alınabilir kasklardan bir tanesi. Ortalamada 1300 lira civarında falan olabilir. Hayır, ben işte çok az daha az vereyim kaska ama biraz daha dayanıklı olsun, fiyat performansı olsun diyorsanız Nex'in SX100'lerinden alabilirsiniz. Bu polikarbon ve kauçuk desteklidir. Hani ben fiberglass olmasını tercih ederim. Çünkü o biraz daha dayanıklı bir yapıya sahip ama benim param anca buna yetiyor derseniz tabii ki bunu da alabilirsiniz. Yine bakış açısı ve işte kademeli açılan camıyla iyi bir kastır. Bir burun pedi var. Burun pedinin önüne çok iyi havalandırma kanalı yapmış adamlar. Ve bu hava kanallarından güzel hava alıyor ve burnunuzdan çıkan havayı aşağıya doğru basıyor ve buradan havanın iyi dağılmasını sağlıyor ve camınız buğulanmıyor. Ama buğulanırsa diye ve siz çok terliyorsanız ve içeride sıcaklık artıyorsa buğu yapabilir diye şuraya tekrar bir pin lock bağlantıları koymuşlar. Pin lock takarak bu buğu derdinden kurtulabilirsiniz. Üst tarafında şöyle bir açılan hava kanalı yapmışlar. Şöyle. XCOM, Intercom ile beraber şu şekilde ne denir, bir yuvaya sahip. Burada XCOM, Intercom sistemini buraya yerleştirebileceğin. Ne yazık ki beraber gelmiyor. Ben de isterdim çok beraber gelsin, beraber kullanayım. Ama beraber gelmiyor. Siz onu tekrar almak zorunda kalıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz, kulaklıkların hemen iç tarafından şuradan kulaklıkları yerleştiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu ECE 2205 sertifikasına sahip 1550 gramlık bir kask. Bu daha ağır bir kask. Mikrometrik bir bağlantısı var. Çene pedleri iyi oturuyor. Ama ben onun bir öncekinin LS2 Vector Evo'nun çene pedlerini daha ve boyun pedlerini daha iyi buluyorum. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Açtığınız zaman gözlükle kullanılabiliyor ve iyi bir yapısı var. Dediğim gibi geniş bakış açısı var. Bu da olabilir. Hayır, ben buna bu kadar para vermek istemiyorum. Biraz daha orta segment, birazcık daha, azıcık daha düşük olabilir mi? Tabii ki olur. Bell'in Qualifier modelini alabilirsin. Rahatlıkla Dayelim S3'te kullanabilirsin. Diğer arkadaşımızın adı neydi? Bir Eren vardı, bir de Ahmet vardı. Hem Ahmet hem Eren bu kaskı alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Orta segment kaslardan bir tanesidir. Polikarbon bir yapısı vardır. İyi hava alabilir. Ama bir güneş vizörü yoktur. Bir burun pedi, bir çene pedi yoktur. Ama Double D bir bağlantısı vardır. Güvenli bağlantı sistemindendir. Çene pedi, boyun pedi gerçekten iyi oturur. Ve belin hani tarihçesini biliyorsanız iyi kaslar yaptığını biliyorsunuz demektir. Ön tarafında şu şekilde açıp kapanan bir hava kanalı var. Şu kısımda çok iyi hava alabilen, hava çıkışı sağlayan kanallar var. Şu hava kanallarından yana da yapmışlar. Bu adamlar gerçekten bu işi biliyor. Çünkü iç köpüğünü de ona göre hesaplamışlar. Ve hava çıkışını da ona göre çift taraftan vermişler. Geniş bakış açısı var ve ortalama 900 lira, 950 lira civarında kaslardan bir tanesi. Bunun renkleri ve renk çeşitleri var. Şimdi montlara geçelim.
Magna montlarını daha önceden tanıtmıştım. Bunu daha da yakından tanıtayım. Magna'nın ne gibi özellikleri var? Magna ilk önce omuz ve dirsek dayanıklılığı olarak, dirseklerindeki korumalar olarak CE onaylı korumalara sahip. O yüzden de sizi düştüğünüz zaman kazada yaralanmalardan en iyi şekilde koruyabilecek şekilde yapılmış. Şu kısımlarına böyle bir cırt cırt yapmışlar. Bu da biraz daha hani omuzlarınız darsa şuraya doğru sıkmak için veya açmak için diye düşünmüşler diye tahmin ediyorum. Boyunda şöyle ayarlanabilir bir boyunluğu var. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru çekebiliyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Biraz daha üste çekip şu şekilde boynunuza göre oturtabiliyorsunuz. Tabii ki fermuarlı ve iç astarlı. Bunu yaz kış giyebilirsiniz. Hani yazın çok terler miyim? Tabii ki yani kumaş biraz kalın bir kumaş. Ne kadar da hani hava delikleri olsa tabii ki bazı yerleri sizin o kadar da ferah tutmayacaktır. Şu kısımlarında fermuar var. Özellikle şuralarında. Burada açıldığı zaman şu deliklerden burada bir fileli dokusu var. Fileli doku görünüyor mu bakayım? Şöyle şu fileli dokudan rahatlıkla nefes alışverişi yapabiliyor. Yani buradan giriyor. Arka taraftaki şöyle ekstra kanallar yapmışlar. Şuralardan açılınca çıkıyor. Açmazsanız çıkmayacaktır. Hani bel ayarlaması var. Arka hava kanalları var. Bel ayarlamaları iki tane yapmışlar. Tam bir klasik motosikletçi montu diyebilirim. Hem göğüs kısmında hava kanalları var. Hem arka hava çıkış kanalları var. Bir tane astara sahip, astar çıkabiliyor ve arka tarafında da bir tane sırtlığa var. Bu sırtlığı var, sırtlığa sahip. Bu da iyi montlardan bir tanesi. Tabii ki dirsek ve omuz korumaları var. Kolları da şöyle cırt cırtlı yapmışlar. Ve bence alınabilecek en iyi, en uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Abi ben işte farklı bir mont almak istiyorum, böyle simsiyah bir mont almak istemiyorum. Tamam bunlar parlıyor da böyle simsiyah giymek istemiyorum diyenler için Venom güzel bir tane mont yapmış. Bu montun adını hatırlıyordum ama şimdi hatırlamadım. Venom Turex. Turex'in siyah modeli. Yani siyah kırmızı modeli. Çünkü hani kırmızı detaylara sahip. Bunun da tabii ki çok iyi dirsek ve omuz korumaları var. Bunun ekstra özellik olarak denebilecek neleri var? Şurada körük mekanizması yapmışlar. Ve belinde mesela 3 tane cırt cırta sahip. Belinize göre şak diye oturabiliyor. Buradan kımıldamıyor. Kaza sırasında da oynayıp size hasar gelmesini engelliyor. Ya, bu da 4 mevsim kullanılmayacak. İç astar var. İç astarında şöyle açılabilir bir cebi var. Astarı çıkıyor. Arkasında korumasıyla, sırtlığıyla beraber geliyor. Cırt cırtları var. Çıt çıtları var. Ön cebi var. İç cepleri var. Astarı çıktığı zaman yazlık bir monta dönüyor. Ama ne kadar dönerse dönsün yine de tamamen yazlık olan bir mont kadar ferah tutmayacaktır. Şu kısımlarında da cepleri var. Bu cepleri de kullanabilirsiniz. Dış yapısı fileli bir yapıya sahip olduğu için İç astarı çıkarttığınız zaman rahatlıkla nefes alıp verecektir. Tabii ki hani bunu alıp kullananlar vardır. Onlar da hani detay verirlerse iyi olur veya kendi mont önerileri varsa onları da yorum olarak yazabilirler. Kollarında cırt cırt ve çıt çıt var ayarlamanız için. Yine bileğinde şöyle cırt cırt ve fermuar yapmışlar. Rahat giyip çıkartabilin ve verimli şekilde kullanabilin diye. Yani fiyat performans için alınabilecek montlardan bir tanesi. Ve bundan sonra eldiven modellerine geçelim. Yani ben Skoyko'nun bu modellerini seviyorum. Ama bazılarının eline çok iyi oturmuyor. Gerçekten yani doğruları söyleyeyim. Bunlar bazen insanların hani şu yumruk kısımlarında özellikle yani şöyle giydiği zaman çok iyi verim alamadıklarını söylediler. O yüzden de hani Vexon'un eldivenlerinden de alabilirsiniz. Ortalama Sport, City gibi iki tane galiba şey vardı. Splash vardı galiba. Vexon'un Splash'ı vardı. Onlardan alabilirsiniz. Benim önerim kışın kullanabileceğiniz ama yazın aşırı terletecek şekilde yapılmış bir eldiven.
MC17B diye geçiyor bu eldivenin adı. Yumruk koruması var. Eklemleri korumaları ortalama. Bir körük mekanizması yapmışlar şuralarına özellikle. Şu kısımlarına. Bunlar da iyi yapılmış. İç tarafına gelelim. Bunlar şu kısımdaki bilek yerindeki korumalar süper değil. Yani ortalama bir dayanıklılığa sahip. Çarptığınız zaman size müthiş bir koruma vermeyecektir. Ortalama bir koruma verecektir. Cırt cırtlı şekilde yapılmış ve iç yapısıyla, dış yapısıyla alınabilecek iyi eldivenlerden sayılabilir. Ama en iyi bir eldiven değildir tabii ki. Yine Fireglow'un farklı farklı modelleri var, Revit'in farklı farklı modelleri var. Onlardan da alınıp kullanılabilir. Çok daha dayanıklı olacaktır ama hani ortalama 3000 lira bir bütçeye hani neler çıkartabiliyorum? Bunları çıkartabiliyorum. Bütçe biraz daha yüksek olursa daha fazla şey çıkartabilirim. Bir de şimdi tabii pantolona gelelim. Pantolonları çok fazla tanıtmıyoruz arkadaşlar. Nedeni de kimse pantolon almıyor. Pantolon giymeyi çok fazla sevmiyoruz. Ama bakın bu pantolonu seveceksiniz. Neden? Çünkü bir kot pantolon görünümünde. Teş 90'ın özel dikişli City kotu. Kevlar en azından bir yapısı var içinde. Sürtünmeye, asfalt yaralanmasına gerçekten birebir. Yani yaralanmamanız için yapılmış. Özellikle zaten kalça korumaları koymuşlar adamlar buraya. Düşünerek bunlar da hani kıvrılabilir. Aynı zamanda vücudunuzun şeklinizi, kalçanızın şeklini alabilir. Ama çarptığında da size yarayabilecek şekilde koruma veren iki tane korumaya sahip. Tabii bu korumayı sadece oraya koymamışlar. Dizlerine de koymuşlar. Dizlerinde de var. Ve özel bir dikişe sahip olduğu için iyi. Bunun siyahı da var. Pirate modeli de var. Bunları da daha önceden tanıttığım için zaten siz biliyorsunuz. Bunu da alabilirsiniz. Onları tanıttık. Bir de bunu tanıtıyorum. Bunu zaten daha önceden biliyorsunuz. İster bunun spor modelini alın, ister Cafe Racer modelini alın, isterseniz bunu alın. Bu Rockwell'in Look VPC'si. Cafe Racer modeli var, sport olanı DNA modelleri var. Ben bunu önerebilirim. Neden? Hani uygun fiyatlı, burun, topuk ve bilek koruması var. Böyle cırt cırt da açılıyor. Bir dili var ama dilini devamlı çıkartıp hani bu bağcıkları devamlı bağlamak zorunda değilsiniz. Bağcıkları bir kere bağlarsınız. Sonra cırt cırtla kapatıp açarsınız rahatlıkla. Tabanı güzeldir ama bu taban hani kaydırmaz mı? Kaydırır. Eğer işte mazot veya yağ denk gelirseniz şeyde benzinlikte kaydırabilir ama diğer yerlerde çok fazla kaydıracağını zannetmiyorum. Özellikle asfaltta, yani toprakta ortalama bir kayma düzeyine sahiptir diye düşünüyorum. Kullanmadığım için öyle söylüyorum. Kullanan arkadaşlar çok daha iyi bilgi verecektir size. Ayakkabı gibi şeyleri, kask gibi şeyleri, mont gibi, eldiven gibi şeylerin hepsini gelip deneyip almakta yarar var. Ama bedeninizi biliyorsanız ve bizim beden ölçü tablosu videomuzu seyrettiyseniz bunların hiçbirine gerek yok. Zaten doğrudan alabilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız alırken sizi uyaracaklardır. Benim hani 3000 liraya verebileceğim bilgiler bunlar. Hani şu, bunlar, şunlar ve diğer montlar, eldivenler. Ortalama 3000 lirayı birazcık geçecektir. Fakat hepsi orta segment ve biraz orta segmentin üstüdür. Umarım yararlı olmuştur Ahmet ve Eren. Diğer arkadaşların sorularını da cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ürünler tanıtmaya çalışıyorum. Kötü ürün tanıtmamaya çalışıyorum. Bu ürün yerine bu ürünü tavsiye ettiğim zaman biliyorum ki bir önceki üründen daha iyi size yarayacak, daha performanslı kullanabileceğiniz için bir üst ürünü bazen öneriyorum. Olabildiğince size uygun fiyatlı ama fiyat performans açısından da iyi şeyler önermeye çalışıyorum. Yardımcı olabilmişimdir umarım. Hepinize iyi sürüşler.